Kadir'cim, yanlışlıkla sarımsaklı koymuş olabilirim yoğurdu. Tamam, sağlık olsun. Teşekkür ederim. Kokusundan yana problem etmiyorum da benim mideme dokunuyor birazcık, o yüzden. Gözde, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biraz büyük kaşıkla yenmiyor yani. Yani normalde tepsi mantısı öbür mantılar gibi böyle küçücük biraz küçücük kapanan küçük bir şey değil. Yok, yok değil. Kapanmıyor. Öyle küçük kapanmıyor. Zaten ağzı açık pişiyor. Hı-hı. Yani normal olması gereken boyutu bu. Evet, o zaman bıçakla kesilecek büyüklükteyse de iki bıçak olsaydı. Görmeden konuşuyoruz yani, böyle bilmeden daha. Yani şu an kaşığı gerçekten önümüze... yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Şu an öyle düşünüyorum. Gördüğüm için bunu söyleyebilirim. Ama ben hani küçük hayal ettiğim için kaşıkla mantıyı evde kaşıkla yiyoruz ya küçük küçük. Ama bu evet kaşıkla yenilecek boyutta değil. Şu an Songül Hanım'a hak verdin mi? Hayır, vermedim. O da görmeden konuştu çünkü Kadir Bey. Ki ben zaten bıçağı fark etmedim. Fark eden kendisi ya. O yüzden dedim. Sonradan da mantı kaşıkla yenilebilecek bir şey dedik ya hep beraber. Kaşıkla yiyeceksem bıçağı sorun etmem dedim. Ama şu anda bıçakla yiyorum. İkinci şeyde sen Songül Hanım getirir. Görmeden önce yorum yapmasına mı sinirlendin sen? Ben yani sinirlenmek mantı, değil. Mantı gelmeden kaşık yorumu yaptığı için tepki gösterdim. Aynen öyle. Mantıyı hayır, genelde kaşıkla yiyoruz ya evde. O da öyle düşünür Songül diye ama düşündüm. Büyük geleceğini hissettin mi? Öyle bir yorum yaptın. Büyük geleceğini hissettiğimden değil. Ben tekrar söylüyorum Kadir Bey, yani ben boş masayı yorumladım. Boş masada olması gerekeni yorumladım. Ama peki bir soru hocam, dün neden çift servis yok diye yorum yapmadı peki o zaman? Bana değil, Songül'e sor. Evet, Songül Hanım. Dün neden serviste çift değiller, neden eksik değil demediniz? Dün çift servis koymamıştı. Bugün masada çift servis var. Tamam ama biz de bunun konusunu şu şekilde konuşuyoruz ya. Çift servis koymuş ama mantımız küçük olduğu için belki kaşıkla yersek bunu sorun yapmayalım tamam, diyorum ben de. Tamam, normal bıçağı da kullanabilirsiniz. Ha, aynen. Bıçağın zaten var yani, var yani. Verirseniz bu masada. Problem yapacağım bir şey değil. Kuvvetli olduğu için bıçak istemiş. Ben o anlamda diyorum. İleri görüşlü evet. Kadın. Peki mantının lezzetini beğendin mi Gözde Hanım? Lezzetini beğendim ben ama sosta bekleyince haliyle biraz yumuşuyor. Genelde ben zaten hani tepsi mantısı tercih etmem. Hani hep biz normal tencere haşlama usulü yaparız. Şöyle yapılmamış bir şey olsun istedim. Hı-hı. Hani daha önce burada hiç görmedim çünkü tepsi mantısı yapıyorum. Evet. Benden değişik evet. Olsun. Ama şey yani bu kadar süre içinde çıkarmanız açısından da tebrik ediyorum. Şeyi güzel yani, sunumu da hoşuma gitti. Sadece biraz büyük geldi bana da ama lezzetli. Onu da o zaman darlığına vermemiş. Evet, lezzetli. Lezzet iyi ama boyut olmamış. Tadı tuzu yerinde geldi. Peki Ayşe, senden devam edelim. Boyutunu büyük mü buldun? Boyutu büyük. Normal tepsi mantısı biraz daha küçük küçük yapılıyor. Çünkü ben mantı yemeyi çok severim. Kardeşimle çok gideriz mantıcıya. Bıçak o var, özellikle tepsi mantısı sever. Boyutu daha küçük. Yok yok, sana demiyorum. Yok sana demedim. Yani lezzet olarak güzel ama boyut afiyet olarak olsun. Büyük. Peki ara sıcaklığa uygunluğu açısından yorumun nedir? Ara sıcak için ağır bir. Ara sıcak. Evet. Ağır. Tamamen ana yemek de olabilir yani, bu tek başına bir ana yemek. Ya bunu evde ana yemek olarak evet. Yiyebilirsin ama şu an hani burada ana yemek olarak bunu ben veremem yani. Ana yemek de olabilir yani, gayet güzel bir şey ama boyut olarak büyük. Hayır, ara sıcağı gayet uygun bence. Sizin tercihiniz. İşte herkesin fikri değişiyor ya. Ama hani doğru bir tane çakıştığım, ya. Hayır, doğru bir ya. Tane değil. Doğrunun öyle yani, öyle bir şey değil. Yani mantı ara sıcak olabileceği, yani normalde başka bir yerde de yiyebilirsiniz bunu ara sıcak olarak. Nerede? Yani yiyebilirsiniz. Başka bir restoranda bir yerde de yiyebilirsiniz. Başka birinin yanında da evinde Ayşe, de yiyebilirsiniz bunu. Ayşe bunu hani hamur olduğu için mi doyurucu diyorsun yoksa mantı? Yok, hamur olduğu için zaten hani börek de bana göre ağır geliyor. Ara sıcakta. Ara sıcakta. O zaman sana ara göre... sıcak için zaten yani bana göre biraz daha böyle hafif, aperatif, ana yemeğe geçiş. Hı. Yoğurtlu yani mezeler. O zaman şöyle mi diyoruz yani? İşte senin için börek de gibi hani. Senin için bana börek de öyle sıcak geliyor. Değil mi? Yok. Yani börek de sıcak, ana yemek gibi geliyor hani. Ya başlangıç olarak eyvallah da ben ara sıcakta hiç öyle ordör tabağı görmedim yani. Bilmiyorum. Başlangıçta şey ara başlangıç sıcakta humus falan şöyle, gitmez mi? Gidebilir, meze olarak koyabilirsiniz. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi başlangıç olarak yani çeşit çeşit yaptığınız mezeye tadımını koyuyorsunuz ya. Ordör tabağı adının altında koyarsak o bir başlangıç. O zaman çorba yapmayacağım, onlardan yapacağım, getireceğim. Onunla başlatacağım size. Ha, çorbadan sonra onlar tabii. Yenmez. Yani o yenmez. Yok, zaten yemeğe girmişsin yenir. Yani anlatabilir miyim? O öyle düşünüyor ama olmaz yani. O zaman hepimiz farklı farklı düşünelim. Bana doğrusunu söyleyin bunun. İşte şimdi ben de kalkar dedim ki ara sıcakta yaş pasta yiyorum. O da benim doğrum.
Yani ya hayır, o mantıkta gidersek ama şöyle bir şey var. O zaman içli köfte de ağır, o da olmaz ara sıcak. Ya da işte dolma da ağır, o da olmaz ara sıcak. Öyle mi? Yani ben katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Sizin fikriniz de bu konuda. Ayşe Hanım'a mı katılıyorsunuz, Fatma Hanım'a? Hayır, Fatma Hanım'a katılıyorum. Tamamen ara sıcağa uygun. Yani? Yani olması gerekiyor. Gözde, senin düşüncen ne? Ayşe'nin dediği gibi o humustur, haydaridir, bunlar ara sıcağa giden şeyler mi? Onları bilemeyeceğim. Çok tercih etmiyorum ara sıcakta ama mantı için, evet, hamur olduğu için dün de nasıl dedim içli köfte. Hani uygun değil diye net bir şey söylemem. Bunun doğrusunu ben gastronomi falan okumadığım için bilmiyorum. Ama mantı, evet, bak şu an bile yedim, çok da beğendim, yarısını yedim. Yani direkt böyle mideye böyle ciddi anlamda oturuyor ya, o anlamda demek istiyor bence. Anladım. Peki Hatice, senin yorumun neydi? Beğendin mi mantıyı? Ara sıcakta mantı evet hoş. Ama dediğim gibi ben hamuru biraz kalın buldum. Hamuru kalın buldum. Evet, böyle çiğnerken çok zorlandım. Şu kısımları falan. Ama onun oluru, ona ben bir şey yapamam. Yani o tepsi mantısı, yani yapabileceğim bir şey yok. Fırın görmüş. Ama hamurun biraz... Fırın görüyor ya, kuruyor. Kalınlık var yani biraz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu çok ince, hani zar gibi bir hamur açtığınız zaman bunu tepside zaten tutamazsınız. Yani o kıyması pişmez bir kere. Hamur yanar gider yani o arada. Zar gibi ince yapamazsınız. Yani bir Kayseri mantısının hamurunu buna yapamazsınız. Yani anladım ama içini beğendim dediğim gibi. Hı? Bana biraz kalın geldi. Çiğnerken çok zorlandım yani. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ben sosunu beğendim. Sunumunu gayet güzel beğendim. Afiyet sadece olsun. Bak şunu söyleyeceğim. Söyle. Bilmiyorum Hatice ne demek istiyor ama şu fazlalığı görüyor musun? Kıyma burada. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? O acı... İki saat içinde normal şurası. Değil mi? Benim de tepside mantı gördüğümde biraz daha küçük oluyorlar. Evet, hatta şöyle küçücük, bayağı diziyor. Kadir Bey, o süreden dolayı diyorsan ben hızlı hızlı yaptım. Yani, aralarını biraz daha kısa tutabilir misin? Ama evet, lezzetine geldiğimde tadı, tuzu, salça sosu, şeyin, salçada evet, ekşilik gelmiyor. Ki aroması çok güzel. Şekilde farklı yani, hepsi aynı şekilde de değil. Peki, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, şöyle verelim. Şimdi ana yemek olarak... Biftekli, soslu biftek sarma geliyor ve patates püresi. Patates, salatamız da mevsim salatası. Aynen öyle, mevsim salatası. Gelsin bakalım. Evet, şu ana kadar yediklerinizden memnun musunuz? Fatma Hanım'dan güzel performans geliyor mu Ayşe? Geliyor, memnun. Geliyor. Hatice? Ben mantıyı çok yorumlayamadım ama... Niye? Bana söz hakkı gelmedi. Nasıl gelmedi? Yani bana sormadınız. Siz yorum yapmadınız mı? Hayır, niye söylemediniz? Mantı için yorum yapmadım ben. Niye yani arada yorumlara katıldım ama özellikle ben yorumlamadım. Şimdi parça parça işte arada yorumlara katılıyorsunuz ya. Evet. O ara sanki yorum mı yapıyor musunuz gibi geliyor. O yüzden diyorum ya, sıranız geldiğinde yorumunuzu yapın, tek tek söyleyin diye. Tamam. Farklı söylemek istediğim bir şey var mıydı bu arada? Ya ben çok beğenemedim açıkçası. Lezzeti niye bana geçmedi? Fatma abla, iki dakika gelebilir misin sana zahmet? Kusura bakma, bir daha çağırıyorum seni. Tabii, buyurun. Songül Hanım yorum yapamamış da arada konuştukları için karışmış. Evet, arada çok fazla beğenememiş. Hızlıca bir dinleyelim Songül Hanım'ı. Ben mantıya yorum yapamadım. Tabii, buyurun. Ya ben lezzetini çok beğenemedim. Hı. Ebatları da oldukça büyüktü. Ben lezzeti de çok eminim, bana geçmedi. Hayır. Yani benim... Ben lezzetinden eminim. Tadından, tuzundan eminim. Hamurundan eminim. Ben diyorum ya size, emin olmadım hiçbir şey buraya... Problem Songül Hanım'da mı? Damak tadında, Songül Hanım'da değil. Damak tadında. Ya kıymasının içinde bile şey yok, lezzet yoktu. Ne koydunuz kıymasına mesela? Karabiber, pul biber, hiç tuz. Kesinlikle baharat alamadım. Soğan. Siz baharat aldınız mı mantıda? Siz ne diyorsunuz Songül Hanım'ın yorumuna? Fatma Hanım dediği gibi Songül'ün kıyması güzeldi. Damağında mı problem güzeldi var? Yok, ben içini beğendim. Tadı gayet yani baskındı yani. Ayşe yok. Tercih meselesi. Tercih meselesi de doğru bir taneydi yani. Baktığında mantıdan hiç baharat tadı gelmiyor mu? Tadı tuzu yerindeydi. Sosundaki sarımsak oranı bile dengeliydi. Ben hiç şaşırmıyorum Kadir niye Bey. Gerçekten şaşırmıyorum yani. Ama bu böyle olacaksa gerçekten olacak devam şey edeyim değil bu ya. Bakın şimdi sizin bu tepkiniz, masaya oturduğunuzdan beri olan tepki. Yani işin açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Misafirimsiniz, başımın üstünde yeriniz var ama şöyle bir şey var. Yani ben artık hani siz diyorsanız da ben öyle hissettim. Şimdi ben de şöyle hissediyorum. Lütfen lafımı bitirmeme müsaade edin. Ben de şöyle hissediyorum. O zaman siz bugün hani ama öyle ama böyle beni bir şekilde bir rakip gördünüz ya kendinizi. İddialı da konuştum, rakip de gördünüz. Şu an benim masamı yok etmeye çalışıyorsunuz. Öyle yani mi? Yani insanların keyfini kaçırarak, yani onları zan altında bırakarak yapacaklarını da engellemeye çalışıyorsunuz. Öyle ben, mi düşünüyorsunuz? Evet, öyle düşünüyorum. Bak şu an hani hissiyat eğer diyorsun ya. Eğer amacım olsaydı çorbanızı da beğenmezdim. Çorbamı ben tamam şöyle. Tamam mı? Ama bakın benim ne diyorum. Benim ne kadar hakkaniyetli yorum hayır yaptığımı bence anlamış olmanız lazım. Ama tamam. Son güne neden böyle bir şey yapmamışsın? Ben yorumlarına bana gerçekten hayır haksızlık hayır yapılıyor. Hayır, hayır, hayır.
Hayır. Kesinlikle bakın, düşünmüyorum. Bakın yorumlarınıza bir şey demiyorum. Ben zaten lafıma başlarken dedim ki bakın siz yiyorsunuz, siz yorumluyorsunuz. Beğenmeyebilirsin. Masada niye aşağı çekmeye çalışıyorsunuz? Ama gelirken de insanların ben... üzerine şöyle bir şey yapıyor. Şaşırmadım. Bak söylüyordu, biliyorum. Ya, niye? Bu, bana bu sebebini söyle. Yani. Onun sebebi onda. Hayır, hani dedi ya masada ona... aşağı çekmeye çalışıyor. Aşağı olduğun için seni mi kıskanıyor? Yemekte niye olacağını düşünüyor. Için, rakip gördüğü için. Tabii ki rakibimsiniz sabah, yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sabahleyin dedi ya ki şöyle bir mevzu geçti ya konuşurken kahvede işte hakkı işte tadı, hakkını verirse işte tadını verirse işte hani olması gerektiği gibi yaparsa şu an çok böyle gerildim. Anlıyoruz biz seni. Yaparsa işte hakkını veririm falan dedi ya şu edeceğim. Anda yani hani arkadaşlar beğenince bu sefer diyor ki ha acaba şöyle olur fazla puan verirlerse oradan sanki onu kaybederim buradan bunu kaybederim'e gidiyor anladın mı? Yerine getirmemek için. Getirmemek için. Yani kahve gerçekten onu düşünüyorum ya. Gerçekten bakın, üzülüyorum da kahve açıkçası. Kahve sunumunu beğendin mi Kadir Bey? Beğendim. Çorbasını beğendin mi? Beğendim. Beğenmediğim tek şey Sonra mantı. Benim şu an beğenmeyebilirim. Her ama ben ona bir şey demiyorum. Hayır. Ben beğenebilirim. Siz zaten şey her şeyini beğeneceksiniz. Bak işte yani anlatabiliyor peki muyum bir şey yani? Siz neden Songül Hanım'ın çorbayı beğenmesini şaşırmadınız? Şaşırmadım. Niye ben? Çünkü niye şaşırayım? Ben şu anda şunu demiyorum Kadir Bey. Ya. Beğenmemek için oturmuş masaya diye bir şey demiyorum. Ama o bana hayır, her şeyi öyle beğenecek. Dedin. Hayır öyle dediniz. Demedi. Öyle dediniz. Bir şey diyebilir miyim? Masada yemekle alakalı konuşuyorum şu anda. Masaya oturduğumuzda masanın şıklığı ortada aşikardı. Siz açık aradınız. Masanın boş halini diyorsunuz ya. Boş halini beğenmediniz. Beğenmediniz çünkü yani kut vurmaya çalıştınız. Beğenmedi değil. Karşısına böyle bir masa çıkacağını tahmin etmedi o bence. Beğenmedim diyor kut ama değil. Kut vurmaya çalıştı mı? Yani çalışmadı en ufak mı? Şu bıçağın markasına tamam, kadar ya, takıldı yani takıldı anladın mı? Şekline tarafına o kadar. O olmadı sonra çift servise geçirdi mi? Dün hiç evet. Lafa açılmadı çift servise geçirdi dün mi? Dün masada çift servis yoktu o yüzden tamam. Lafa ama açılmadı diyorum. Biz olanı yorumluyoruz ya ben anlatamıyorum herhalde. Biz siz mi anlatamıyorsunuz, hanımlar mı anlamıyor orasını bilemeyeceğim. Artık o sizin aranızda. Ana yemeğe geçelim mi? Geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.